6 Ağustos 2013'te tarihimize bir kara leke olan Balyoz davası sonuçlanmıştı. İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ, terör örgütü yöneticisi, mahkeme kararıyla ise maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri adeta bir terör örgütü gibi nitelendirilmişti. O gün bu kararı alkışlayanlar, bu kararı verenler bir kısmı kaçtı, bir kısmı utanç içerisinde. Dün de bir Gezi davasında bir karar oldu. Birçok insan cezalandırıldı. Buradan ifade etmek isterim ki, dün Balyoz'u alkışlayanlar, bugün utananlar, bugün Gezi'yi alkışlayanlar yarın utanacaktır ve tarihin kara sayfasına yer alacaktır. Balyoz neyse, Ergenekon neyse, Gezi de odur. Maalesef Gezi kararlarıyla Türkiye hukuk tarihine bir hançer vurulmuştur. Türkiye dünyaya rezil edilmiştir, hukuk askıya alınmıştır. Ayrıca bir vekil biraz önce terör dedi. Terör arıyorsanız Gezi'de Ali İsmail Korkmaz'ı Eskişehir'de öldürülen yerlere bakın. Kızılay'a bakın, Ethem Sarısı'nın öldürüldüğü yerlerde. Terörist arıyorsanız o polise vur emri vererek 8 gencimizi öldürenlere bakın. Gezi bu memleketin onurudur. CHP'li çocuklar da, MHP'li, CHP'li çocuklar da o Gezi'ye katılmıştır. O Gezi isyandır. Gezi Türkiye'nin yüzünü dünyaya gösterendir. AKP'nin o dönemdeki façasını bozan bir harekettir. O Gezi'de de terör de çıkmaz, terörist de çıkmaz. Dün AKP FETÖ ile ortaklık yapanlar, bugün başkanıyla ortaklık yapıyorlar. Dün FETÖ ile birlikte Türk askerini cezalandıranlar, Türk askerleri bugün aynı şeyi yapıyor. Biz Silivri davasında Silivri zindanlarını yumruklarken bugün birileri bize laf atıyordu. Bugün Gezi'yi savunuyoruz, yine laf atıyorlar. Yarın tarih bizi haklı çıkaracak, sizi haksız çıkaracak. Dün Bekir Bozdağ aynı şeyleri söylüyordu, alkışlıyordu. Dün Sayın Bülent Turan 2013'ün Ağustos ayında bize darbeci diyordu. Ama o davaları alkışlayanlar, o davaları savunanlar bugün utanç içerisinde şimdi FETÖ'yü yüklemeye çalışıyorlar. Hakim aynı, savcı aynı, siyaset aynı. Ben 2011'de milletvekili oldum. O günden beri de siyasetçi olarak siyasi davaları izlemeye çalışıyorum. Hiç ayırmadan Balyoz'undan askeri casusuna, Fenerbahçe davasına, Cübbeli Ahmet'e kadar birçok davayı takip ettik. O davaları izlerken ve burada ifade etmeye çalıştık. Bu davalarda hukuk yok, yargıya askıya alınmış diye ifade ettik, söyledik. Sonra bu davalar sonuçlandı. 17-25 Aralık'ta bir taş düştü AKP'nin başında. Daha önce AKP FETÖ ortaklığı vardı yargıda. Ve birçok insan, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere birçok yüzsever insan cezaevine atıldı ve hayat yaşamları bitirdi. Sonra dönüldü, biz yapmadık, FETÖ yapıldı denildi. Değerli arkadaşlar, şimdi Gezi'de, bakın Gezi'de olaylar oldu. Çadır yandı. 17-25 Aralık'tan sonra AKP yetkililer dediler ki ya bu çadırı biz yakmadık. Çadırın yakma emrini FETÖ'cü polisler ve FETÖ'cü valiler verdi dedi. Bunu söyleyen ben değilim, sizdersiniz değerli arkadaşlar. Şimdi terör vardır, vandallık var diyor. Devletin görevi terör varsa var. Son bir dakika veriyorum, buyurun. Diyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu kararlar sizin vicdanınıza uyuyorsa, Bülent Turan avukat. Biz Bülent Turan'la 2011'de benim milletvekili ya. Eğer vicdanına uyuyorsa hiçbir şey demiyorum. Yine terör aranıyorsa arkadaşlar, bakın 8 tane genç öldürüldü. 8 tane 21 yaşında Ali İsmail Korkmaz olmak üzere Ethem Sarısürük, Abdullah Cömert, Berkin Elvan öldürüldü. Ya bunları kim öldürdü? Terör aranıyorsa bunlara bakmak lazım. Bunların katillerine bakmak lazım.